Baba, reis, çocuklardan Yakup'un saklamış olabileceği bir yer öğrendim. Hava yakınlarında bir çiftlik. Çocuklar? Sokaktaki reis. Sokaktaki çocuklar ne oğlum? Ya Cezayir, bizim Cafer, İstanbul'da sokakta yaşayan ya da sokaktan yetişmiş çocukların neredeyse hepsini bilir tanır. Cafer'in ortaokuldaki sıra arkadaşı yetiştirme yurdundan bir çocuktu. Öyle şeyler anlatırdı ki bizim oğlana. O da heves etti, merak etti, dert etti bunu kendine. O çocuklar dışarı çıkmaya, kaçmaya çalışırlarken bizim oğlan gider gizli gizli yetimhaneye girer, gece orada kalırdı. Hala da öyledir ha. Haftanın birkaç günü, bilemedin kesinlikle bir günü gider yetimhanede kalır. Artık eline ne geçerse 3-5 onu da o çocuklara harcar. Aferin koçum, aferin. Kurban, senin etrafında hiç normal bir adam olmayacak mı? İşte hacı hacı Mekke'de derviş dervişi tekkede bulur derler. Peki oğlum Cafer, biz niye Ava'daki çiftliği daha önceden bilmedik? Baba, Yakup'un değil mekan. Kontrol ettirdim yeri. Bir tık da araştırdım. 2 ay önce birilerine çöktürmüş. Aksilik, kimse bilmiyor sanıyor. Peki plan nedir Cezayir? Plan filan yok kurban. Nerede bulursak orada bineceğiz tepelerine. Sen önceden gidip şu mekanı teyit et. Orada mı değil mi? Tamam. Peki sağ salim mi getireceğiz kargoyu? Tabii sağ salim oğlum. Yani mümkün olduğu kadar. Efendim ana. Hah, oğlum. Bak ne diyeceğim sana. Sen bu akşam bize yemeğe gel. Ha? Leyla seni bir görsün. Ha paşam. Leyla nasıl? İyi toparlanıyor. Yalnız bir taraftan da... Doğruyu söyle hanım. Bir şey mi var, iyi mi? Yok be yavrum, yok. Hamdolsun toparlanıyor dedim ya. Ama ne bileyim ben biraz... Hani böyle kuşlar vardır, kanadı kolu kırık. İşte öyle, çok üzgün, çok. Paşam. Leyla'nın ilacı sensin. Akşam gel. Tamam. Geleceğim mutlaka. Cafer. Hadi gidip şu çiftliğe bir göz atalım. Olur, gidelim abi. Hadi selametle Lokman Bey. Ben bu cihana sığmasam.